Sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Ben Başkan 35. Bugünkü videomuzda gram altın, gümüş gram, altın ons, platin ons, gümüş ons ve dolar TL değerlendirmesi yapacağız. Altındaki ani atakların nerelere kadar gidebileceği, e, dolardaki imelenin ivmelenmelerin e, hangi seviyelere kadar olabileceğini, e, ayrıca gümüşteki hareketliliğin devam edip edemince platin ons e, hepsinin değerlendirmesini bu videoda yapacağız. Öncelikle arkadaşlar 2020 FED toplantı tarihlerini ekranda görüyorsunuz. E, Nisan ayında 28 ve 29 e, Nisan'da FED toplantısı var. Altındaki bu hareketlilik e, bize acaba FED'i mi fiyatlıyor şeklinde e, bir soru aklımıza getirebilir. Yani e, FED'den bir faiz indirimi kararı tekrardan çıkarsa da altın Buna tepki olarak tekrardan düşüş yönünü hareketle gösterebilir arkadaşlar. O yüzden e, seviyelerde çok dikkatli olacağız. Çünkü fiyatlar çok e, şişmiş durumda. Fakat fiyatlar şişti diye e, yukarı hareketler olmayacağı anlamı taşımaz. O yüzden e, bizler şu an e, kritik destekler ve dirençleri takip yoluyla ve günlük kapanışlar yoluyla e, önemli seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız Altında başlayalım arkadaşlar analizimize. Bu akşam itibariyle 1718 dolar seviyesinden günlük bir kapanış gerçekleşti. Bu günlük kapanış üzerinden altında tekrardan grafikler güncellendi. Bunların eşliğinde altın onsta artık bizim için 1724 seviyesi bir direnç haline geldi arkadaşlar. 1724 altın onsta bir direnç yeri haline geldi bizler için. 1724 Altındaki düzeltmelerde arkadaşlar Altın Osta 1698 seviyesi bizler için önemli takip edilecek bir seviye. 1654 de Altın Osta mutlak stop yerimiz arkadaşlar. Herhangi bir kötü senaryoya karşılık 1654 seviyesi artık bizler için bir stop seviyesi haline geldi. Bugün 1718 dolar üzerinde kapanış yaptığı için altın ons bizler için ilk etapta 1724 seviyesi 1698 üzerinde 1718 seviyesinde takip yap, e, kapanış yaptığı için 1724 1727 aralığı altın osta takipte kalacağımız önemli bir aralık olarak gözükmekte arkadaşlar. E, 1724 1727 aralığı altın onsta aşılabilir ve üzerinde günlük kapanış gelirse arkadaşlar altın onsta hedef 1755 dolar seviyesi olacaktır. E, bu yüzden verdiğim rakamları takipte kalın. Bu rakamlar e, önemli rakamlardır arkadaşlar. Dediğim gibi 1698 üzerinde bir kapanış gördüğümüz için bu akşam itibariyle 1698 artık bizler için e, önemli bir destek seviyesi haline geldi. Yukarıda 1698 üzerinde kaldıkça da 1724-1727 direnç seviyesi eğer bunlar da yukarıya doğru kırılırsa altın osta 1755 seviyesi takipte kalacağımız önemli bir aralık olarak gözükmekte. Olumsuz senaryoda arkadaşlar, olumsuz bir senaryo halinde biliyorsunuz bunu her zaman takipte kalıyoruz. Ee, 1698 altındaki bir kapanış görürsek altın ustada e, durum o zaman satış lehine gelişmiş olacak bizim için ve 1685 desteği onun altında da 1654'teki kuvvetli destek seviyesi takibimizde kalacak. 1654 altın ons'ta kırılırsa e, bu sefer pozisyonlarını kapatmamız gerekmekte arkadaşlar. Pozisyonları kapatıp 1627, 1610 seviyelerine kadar altın ons'ta gerilemeler görülebilir. 1698 e, şu an itibariyle kısa da takipte kalacağımız önemli bir destek. Bunun üzerindeki her kapanış 1727, 1755 seviyelerini altın ons'u e, teste götürür. Gram altına da bakalım. Gram altındaki önemli seviyeler Gram altında 374 seviyesinden arkadaşlar günlük bir kapanış yaptı. Bu da gram altın için bizler için ee olumlu bir seviye. 374 seviyesinden gelen günlük kapanış. Arkadaşlar şurada 368 seviyesi gram altında artık bizim için önemli bir ee seviyemiz. Yani bu 368 üzerinde gram altın tutunmasına devam ettiği müddetçe yukarıdaki 376 direnci bizim için önemli bir direnç haline geldi e, gram altın 376 direncini yukarı doğru kırı kırabilirse arkadaşlar o zaman gram altında 386 seviyesine doğru e, kendine bir kanal oluşturacaktır 368 üzerindeki kapanışları gram altında takip ediyoruz gram altındaki stop seviyemizde 354 seviyesinde artık arkadaşlar İş süren stopumuzu e, 354 seviyesine çekiyoruz. 345'ten 354'ü e alıyoruz. 354 üzeri her kalış gram altında artık yukarı yönlü hareketlerin devamı anlamını taşır bizler için. E, orta destek yerimiz 368. Onun üstünde de bir 366 e, 3, şey 376 377 direnç bölgelerimiz var. 368 seviyesi önemli takipte kalacağımız seviyemiz. 368 üzerindeki kapanışlar Gram altında 376, 376 da yukarıya doğru kırılabilirse arkadaşlar 386 direncine doğru gram altını götürecektir. O yüzden 368 üzerindeki her kapanış olumlu. E, 368 altında kapanışlar görürsek de arkadaşlar bu sefer gram altında takipte kalacağımız rakam 354 seviyesi olur. 354 de bizler için önemli bir e, kritik e, seviyeye sahip bir destek bölgesi. 354 kırılmadıkça e, gram altında sorun olmaz. Fakat 300, 354 kırılırsa da gram altında stop olmakta fayda var. O yüzden e, olumsuz pozisyonlarda yani 368 altında 354 desteği takimizde kalacak. 368 üzeri kapanışlar gram altında hala yukarıda 376 ve 386 dirençlerini test etmeye gidebilir. Altın tarafını çok dikkatli takipte kalıyoruz arkadaşlar. Göstergeler çok şişti. O yüzden e, kapanışları dikkatli takipliyoruz. Gümüşe de bakalım. Gümüşte neler olabilir? Gümüş onsta da bizler için e, söylemiştim arkadaşlar. 15.58 15.58'de e, bir direnç bölgemiz mevcut Gümüş'te. E, gümüş, on, gümüş onsta 15.43 seviyesinden günlük kapanış yaptı. Yani 15 25 üzerinde kalmayı başardı. 15 25 üzerindeki e, kalışları yukarıdaki 15 58 direncini Gümüşonsu e, gümüş ons'u e, test ettirmeye götürecektir arkadaşlar. 15 58 üzerinde gümüş ons'ta bir günlük kapanışlar görmeye başladığımız zaman da yukarıda arkadaşlar gümüş ons'ta kısada 15 93 direnç bölgesi takipimizde olacak önemli bir bölge olarak gözükmekte. Gümüş onsta dediğim gibi 15-25 bizim için önemli. 15-25 üstü kalışlarda 15-58 direnci, 15-25-15-58 bant aralığı, kanal aralığı çalışır. 15-25-6 bir kapanış görürsek de gümüş onsta aşağıda 14-58 stop noktamız arkadaşlar. 14-58 seviyesi bir stop noktası olarak belirlediğimiz seviyemiz olarak gözükmekte. 15-25 üzeri kalışlar dediğim gibi gümüş onsuda 15-58. 15-58 yukarı doğru kırılırsa da arkadaşlar 15-93 dikkatle takip etmemiz gerekecek. Önemli bir seviye olarak gözükmekte. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gram, gramda neler olabilir? Evet gümüş grama da baktığımız zaman arkadaşlar gümüş gramda 3.36 seviyesinden günlük bir kapanış geldi. Bu gümüş gram için kısa da olumlu bir kapanış. 3.36 seviyesinden gelen e, kapanış. Olumlu bir kapanıştır arkadaşlar. Gümüş Ons'ta 3.40 seviyesinde bir direncimiz mevcut arkadaşlar. 3.40'da bir e, direncimiz mevcut. Orta direncimiz 3.30'larda. Yani 3.36 e, 3.30 üzerinde 3.36'da bir kapanış geldiği için Gümüş Ons'ta öncelikle 3.40 direnci takibimizde kalacak. 3.40 direncini de yukarıya doğru kırabilirsek Gümüş Ons'ta e, şey, gümüş gramda da hedef 350 seviyesinde bulunan bir direnç noktamız var. Orası önemli arkadaşlar. 350'deki direnç seviyesine doğru hedefi gider. Olumsuz senaryomuzda 330 altı kapanışlar arkadaşlar. 330 altında kapanışlar görülürse gümüş ons gümüş gramda. O zaman aşağıdaki 312 seviyesi gümüş gramda takipte kalmamız gereken önemli bir seviye. 312 seviyesiyle gene gümüş gramda stop yerimiz arkadaşlar stop noktası olarak belirleyeceğimiz bir seviyemiz. 3.30 üzeri kapanışlar 3.40 ve 3.50 hedefli gümüş gramda çalışmaya devam eder. O yüzden 3.30 önemli takip etmemiz gereken bir seviyemiz. Üzerinde 3.40 ve 3.50 e, aşağıda 3.30 altında günlük kapanışlar görmeye başlarsak da e, hedef olarak alt tarafta 3.12 seviyesini bekleyebiliriz. 3.12 e, kırılırsa gümüş onsla, gümüş gramda olumsuzdur arkadaşlar. 3.12 seviyesi Kötü senaryolarda stop olarak kullanabileceğimiz önemli bir seviye olarak görünmek gözükmekte. Platin'e bakalım arkadaşlar. Platin onsta neler olabilir? Platin onsa baktığımız zaman arkadaşlar platin onsta günlük günlükte yukarıdan gelen tren çizgisini yatay seviyede yukarıya kestiği gözüküyor arkadaşlar yatay yönde. Platin onsta şimdi şöyle bir durum var. Platin ons 736 üzerinde olumlu arkadaşlar platinos 736 üzerinde hala olumlu. 736 altına platinonsun inmemesi lazım. E, fakat platinonsun orta noktasında arkadaşlar orta noktamız 760 seviyesi. Yani 760 rakamını kırabilmesi lazım platinonsun. E, fakat günlük kapanışına baktığımızda 754 seviyesinden platinonsda bir e, kapanış gelmiş. Eee... Yani 760 seviyesinin altında Platinos'ta da 760 altında kalışlar. Eee Platinos'ta 752 ve 736 destekleri ni test etmeye gidebilir arkadaşlar. O yüzden Platinos'a dikkat diyoruz. Platinos'ta 760'ın yukarıya yönlü kırılıp kırılmayacağı takibimizde olacak. Bu önemli. Platinos 760'ı yukarıya doğru kırabilirse 775 seviyesi platin osta da e, o zaman takibimize girebilecek önemli bir seviye. Olmazsa olmaz stop yerimiz platin osta 736 seviyesidir arkadaşlar. E, 736 üzerinde de kaldıkça eğer bu 736 altında günlük kapanış kalmadıkça e, yukarıda 760 ve 775 seviyelerini platin osta test etmeye gidecektir. E, 7 760 altında bir günlük kapanış gelmiş arkadaşlar fakat bu 760'a çok yakın bir seviyeden gelmiş 754 seviyesinde. Yani Platinos hala kararsız diyebilirim. Buradan 750, 752 ve 736'yı tekrardan test etmek de isteyebilir. Yönünü yukarıya da çevirmek isteyebilir. Fakat 736 üzerinde yani stop noktalarımız üzerinde kaldık kalan her enstrüman, üzerinde kapanış yapan her enstrüman hala olumludur arkadaşlar. Platinos da 760 736 bant aralığındadır. 760'ı yukarıya kırdığı zaman da 775 775 seviyelerini e, platin ons'ta görmek ister arkadaşlar. Dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Dolar TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar dolar TL'de 6.75 üzerinde bir kapanış geldi. 6.7750 civarından bir kapanış geldi. 6.75 üzerinde Arkadaşlar şurada 6.75 üzerinde gelen her kapanış dolar için e, olumlu bir anlam taşır. 6.75 üzerinde 6.80 e, ve yukarıda 6.85 dirençleri mevcut dolar tl kurunda. 6.75 üzerinde kaldıkça arkadaşlar bakın burası çok önemli. 6.75 üzerinde de kapanış gelmiş. E, geri çekilmelerde düzeltmelerde 6.75 rakamını takipte kalacağız 6.75 rakamı altında bir kapanış gelirse dolar kurunda e, o zaman da arkadaşlar 6.67 bizler için önemli bir yer ve stop yerimiz ve stop olarak bu e, stopumuzun e, konabileceği bir yer 6.67 önemli dediğim gibi arkadaşlar 6.77 50'den kapanış gelmiş yani 6.75 üzerinde kapanışlar devam ediyor 6.75'ler üzerinde kapanışlar devam etmesi e, ettiği müddetçe yukarıda 6.85 6.85 dirençleri mevcut. Dolar TL bunları e, tekrardan test etmek isteyebilir. Bu güzel kapanışların ardından 6.86 85 takibinizde olacak. 6.80 üzerine çıkışlar dediğim gibi 6.85 6.85'i de yukarı doğru eğer kırabilirsek 6.92'ler Dolar TL'de takibimizde kalacak önemli seviyeler halinde gözükmekte. 6.75 altında kapanışlar görülmeye başlarsa arkadaşlar burada da 6.67 seviyesi aşağıda bizler için beklenmesi gereken önemli bir yer olarak gözükmekte. Ayrıca 6.67'de bir stop noktası bölgemiz dolar tl kurunda. Bunları dikkatlice takipte kalacağız. Dolar tl'de sizlere göstermek istediğim Risa'daki bir oluşum da mevcut arkadaşlar. Alttaki risa'yı da görüyorsunuz. Üçgen içerisinde bir sıkışma var. Dolar TL'de. Ee, bunu takip ediyoruz. Evet. Diplerdeki yükselmeler normal çalışmasa normal bir şekilde çalışıyor. Fakat yukarıdaki tepelerde bir uyumsuzluk var arkadaşlar. O yüzden e, Dolar TL kurunda dikkat diyoruz. E, buradaki üçgen içerisindeki kırılma hangi yönü olursa oradaki hareket e, sert bir şekilde gelecektir. Eğer bu üçgen içerisindeki kırılma aşağı yönlü olursa e, bunu ben de takip ediyorum zaten arkadaşlar. Sizler de grafiğinizde uygulayabilirsiniz. Bakın şuradaki üçgen içerisindeki sıkışma eğer bu aşağı yönlü olursa sert satışlar gelebilir arkadaşlar. Bu kırılırsa sert satış yiyebilir dolar kuru. Fakat bunu yukarıya kırarsa da arkadaşlar e, dolar TL'de Bizim biliyorsunuz hedef yerimiz olan 7.23'lü seviyelere doğru e, Dolar-TL hızlı bir şekilde hareket eder. Bu üçgen içerisindeki olup edeceğiz. Bunun aşağı kırılması halinde aşağı kırılma seviyesi de e, şu an itibaren 6.67'li seviyelerden geçiyor arkadaşlar. 6.67 seviyesi kırılmadıkça herhangi bir sıkıntı yok. E, yukarıda da 6.85'li seviyelerden geçiyor. 6.80-6.85'li seviyelerden geçiyor. 6.85 seviyesinden yukarı kırılırsa dolar tl'de artık 7.20-7.23'lü seviyelere doğru hareketler görülebilir. Şu an herhangi bir şey söylemek için erken buradaki kırılımın beklenmesi lazım. Simetrik üçgenlerde genelde yön belli olmaz. Yukarı veya aşağı kırılımlar simetrik üçgenlerde yönü belli eder. O yüzden buradaki simetrik üçgendeki formasyonu takip edeceğiz Risa'daki. Bunun kırılımına göre e, Dolar TL e, yönünü belli etmiş olacak. Ona göre de ani bir video çeker. Sizlerle paylaşa, paylaşırım arkadaşlar. Yakalayabilirsem. Verdiğim kritik seviyeleri mutlaka takipte kalın. Çok önemli seviyeler arkadaşlar. E, hele ki bu seviyelerde e, dikkatlice takip edilmesi gereken seviyeler. Şimdilik e, altınlar, emtia ve gümüşlerde söylemek istediklerim. bunlar.